Kıbrıs'ta benim ilk gelişim. Gelmek istedim. Bugün de kısmetmiş. Bakalım. Direksiyonlar ilk ilginizi çeken şey. Direksiyonlar sağda. Arkadaşlar genelde güzel arabaları taksi yapmışlar burada. Önde bir tane Mercedes var örneğin. Benzin de 5,5 lira. Ev fiyatları da yaklaşık olarak 41 pound mu? Dedi 41 pound. Yani başlıyor. Evet. Pound da 7 lira da hesaplasam 280 bin lira falan gibi bir rakamdan başlıyormuş ev fiyatları. Arkadaşlar odaya yerleşiyoruz. Size şöyle bir bilgi vereceğim. Otelin yeri çok güzel bir yerde. Girne de merkeze yakın bir yer. Böyle bir oda. Tam pansiyon dediğimiz sistem. Yemek, içmek, her şey sınırsız takılabiliyorsunuz. Uçak biletleri artı 45 dakika kadar transfer ücreti sürdü buraya. Güzel bir arabayla aldılar. Buraya kadar getirdiler. Toplam buranın şu manzarayla birlikte maliyeti 1500 lira arkadaşlar. Ama biz bir gecelik geldik. Bir gece kalacağız. Yani yarın akşamleyin işte otel çıkışımız öğleden sonra, akşamleyin de 10 gibi falan uçuşumuz var. Gayet güzel, keyifli bir yer. Eğer onu da gelmek isterseniz buraya bu maliyetlere. Tabi böyle yerler genelde kumardan daha çok parayı kazanıyorlar. Oyun oynatarak böyle güzel. Girne'yi de gezeceğiz. Otelin farklı yerlerini görürsem de sizin için anlatacağım oluyor. Belki dediğim gibi gelmek isterseniz böyle bir yere tatil yapmak istersiniz. Belki sevgilinize falan sürpriz yaparsınız. Değil mi canım? Manzara güzel değil mi? Arkadaşlar şu an kumardayız. Burak arkadaşım çok şanslı bir arkadaş. Çok şanslıyım. 150 dolar kazandım. 50 dolar kazandı. Ayrıca bir de 50 lira buldu. 50 lira bulunca da böyle çok güzel sevindi. Sonra hiç düşünmüyor. Kız arkadaşı 50 lira kaybetmiş. Kız arkadaş değil. Artık 50 lira mı? Eşi bir de biz burada balayında tatildeyiz. Düşünün yani. Eşi 50 TL cebinden düşürmüş. Burak da orada 50 TL bulunca demiş ki bu para. Benim param. Kendi parası. Yani çünkü o arada 100 lira bir düşünmüş. Garson gelmiş demiş ki bu para. Ben demiş 100 lira kaybettik, o 100'ü tamamlamış. Arkasından 50'yi de bulunca o 50 de kesin benden düşmüştür demiş. Ama çok içiyor, çok içti şimdi böyle şeyler oluyor. Aslında Mustafa hiç içmiyor. Bir yetmişim ne düştü. Rakının üzerinde şimdi viski içiyor, gösterir misin viskini? Burada. Evet, üzerine pro içiyor, üzerine bir de kumar oynuyor. Bir de kumarda kazanıyor, bilmediği halde kazanıyor. Dostum biz kumarda kaybediyoruz ama aşkı kazanıyoruz. Aşkımı gösterir misin Mahmut'cum? Evet Banjo, sen de göster. Ne, kendin mi göster? Yok, aşkını göster. Buradan aşkını göster. Şimdi şöyle bir de genel kumarı çeksem bir şey olmaz herhalde. Arkadaşlar gelecekler sonuçta, benim takipçilerim burada takılacaklar, eğlenecekler, gezecekler, dolacaklar, ortama bakacaklar. Gelinler mi buraya, kız arkadaşa sürpriz yapınır mı? Birkaç gün takılır mı? Ücretler nasıl olur falan. Siz iki gece kalacaksınız değil mi? Biz dört gece, beş gün kalacağız. Dört gece, beş gün uçak, artı transfer, yeme, içme, kumar da kaybettiğin ya da kazandığın parayı saymazsak. Saymazsak. Ekstra saymazsak. Kumarı geç kardeşim. Niye geç diyeceksin? Şimdi otele verdi, uçağa, transfere verdi. Ekstraya giriyor yani. Evet. Kumarda kaybettiğinde hepsini topluyorsun. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani sen bu tatili bedavaya getirmiş oluyorsun. Hayır. Ya? Ekstraya getirmiş oluyorsun. Ha, hem orada veriyorsun hem burada veriyorsun. Sen boş ver şimdi gelen kumar. Buraya gelmeyin sever, arkadaşlar. Kumar... Buraya neye gelmeyin biliyor musunuz? Kumar tuzak. Her zaman kaza kazanır. Hiçbir zaman unutmayın. Evet. Yani o şöyle buraya gidince de oynamam diye bir şey yok. Oynamam diye bir şey yok. O yüzden tuzak ya. Kumar. Şimdi burada 50 dolar var. Sen bu 50 doları gecenin sonuna kadar oynayacak mısın? Tabii ki. Tabii ki.
Tuzağa bak, 50 dolar veriyorlar, yanında bir sigara veriyorlar, bir işte Chivas viski veriyorlar. Bir de altına. Pro. Masada. Kurpiyerin hizmet servisi masada. Hizmet servisi. Hala paranın hesabı düşünüyorsun. Konsumatif hesabı. Pardon, Eşin abi. Ya elin gözünde ekmek. Kapının yüreğine gitmek. Tıklamadık lan olacak abi. Öyle olunca tabii ters ettirelim abi. Maç mı var bugün? Bugün maçın sonunda yanlış bulmaktayız. Asıl maç şurada. Biz şimdi oturduk. 4 el Mustafa oynadı. 5 el ben oynadım. Kaç para parası oynadın? 25 dolar. Yani Türk parası da 145 lira. 145 çarpı 5. Ne yapıyor? 750. Hesaplayın arkadaşlar. 750 gibi. 750. Kameraman hem de ki hem de matematik hesabı kuvvetli böyle. Şimdi orada hesaplayın arkadaşlar. 4 el bu arkadaş oynadı. 5 el ben oynadım. Tamamıyla kaybettik. Aslında benim kazandığım bu. 50 dolar. Bir de cebimde 150 TL var. Eşim söylüyor. Aşkım değil, eşim söylüyor. Yani Mustafa... Yani Mustafa kaybederken Burak kazandıysa, Burak ne yapar? Bu 25 doların birini Mustafa'ya hediye eder. Her türlü harca. Hediye etmez mi? Canı sağ olsun oğlum. Hediye eder. Oğlum canı sağ olsun. Oldu ya ben burada. Ben buradayım oğlum, canı sağ olsun. Tamam. Şeye verelim bunu, kameraman arkadaş. O benim 25 lira senin. Hayır. Boşa şey yapamam. Yeter keselim ya hadi. Aa ne kazanmış? Evet. Tamam. Ne diyeyim bu kadar? Olsun. Kanka ne kazandın? 100 lira kazandım. Burak basıyor. Paralara basıyor Burak şu an. Burak şu an paralara basıyor. Basıyor Burak. Arkadaşlar Gine sokaklarında yürüyoruz. Böyle hizmet diye yol üzerinde görüyorsunuz. Burası bir cadde. Bahis yerleri var. İçeriye giriyor insanlar. Oyun oynuyorlar. Otel falan değil burası. Sadece kumar oynanmak için yapılmış bir yer. Hiç sayaş var aslında bizim arkadaşım firması ama onunla bir bağlantısı yok değil mi hacı? Hiç sayaş, hiç hizmet. Yok mu? Böyle güzel. Devam ediyoruz. Gezeceğiz bakalım. Neler var? Farklı şeyleri göstereceğim sizlere. Bir şey söyleyeceğim Burak Bey, lütfen bu kameraya bakıp bir şeyler söyler misiniz? Arkadaşlar balayındaydı. Balayı bitti, bir de dönüşleri var. Şu an Burak Bey'in dönüş anı. Burak Bey, bir duygularınızı anlatacak böyle birkaç kelime söyler misiniz? Biz para kaybetmeyi önemsemiyoruz. Aşk ve para mı? Biz insan kaybetmeyelim, önemli olan o ya. Aşk ve para. İnsan kaybetmeyelim, para kaybedilir, para kazanılır. Normalde kaybettiğiniz aşkla mı kazandınız yani Burak Bey? Evet, aşkla kazandım. Peki yorgun mu hissediyorsunuz? Yorgun. Baba yorgun. Bitkin falan filan. Enerjiniz neden düşük? Enerjim bazı sebeplerden dolayı düşük. Çok onları şu anda bu videoda anlatamam. Çok fazla. Bana enişte bir sonraki video konusu olacak. Burak Bey lütfen kaçmayın. Özel bir an bu. Burak Bey lütfen. Biraz Burak önce uçağı kaçırıyordu. Burak Bey. Sigara içeceğim diye tutturdu Burak Bey. Ya arkaya bakar mısınız? Kamera hala bulamıyor. Lütfen kameraları yasalar mısınız? Ünlü oldunuz. 35 bin kişi sizi izliyor. Ciddi. Konuşmak istemiyorum. 35 bin kişi sizi izliyor. Sizin ilişkinizle ilgili bir şeyler söyler misiniz? Balayınız nasıl geçti? Evet Banu'cum. Hapis hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Bir olsun bir gelirsin. Ne olsa yine gelirsiniz. Yine olsa yine gelirsiniz. Çok güzel değil mi? Geçiyoruz. Hazırlıyoruz. Evet. Henüz çocuk düşünmüyoruz.